Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Bu videoda 2023 yılında başlayacak olan çok önemli bir transiti anlatacağım. Satürn 7 Mart itibariyle Kova burcundaki yolculuğunu bitiriyor ve Balık burcundaki transitine başlıyor. Ve bu transit 13 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. 3 yıllık bir geçiş. Satürn'ün etkileri hem kişisel anlamda hem kolektif anlamda çok önemlidir biliyorsunuz. Kronos, zamanın tanrısı, karmanın efendisi, e, Satürn, dünya yaşamındaki derslerimizle, ruhsal gelişimimizle, tekamülümüzde almamız gereken öğretilerle çok ilgilidir. O yüzden Satürn transitleri genel itibariyle zorlayıcıdır. Hangi burçta yapıyorsa bu geçişi, o burcun sembollerinde, o burcun e, temsil ettiği konularla ilgili yaşamda derslerimizi öne çıkarır. Öğrenmemiz gereken, kendimizi geliştirmemiz gereken, varsa eksiklerimiz, hatalarımız onlarla yüzleşip onları düzeltmemiz gereken konulardır bunlar. Şimdi Satürn Balık burcundayken nelerle yüzleşeceğiz? Neleri öğreneceğiz? Hangi konularda daha fazla hayat içerisinde zorluklarla karşılaşacağız? Bunlara şöyle bir genel ee, olarak bakalım. Evet, e, 7 Mart'ta başlıyor Satürn Balık burcundaki transitine. 3 yıllık bir transit. Dolayısıyla sadece tek bir yılla sınırlı değil. 2026 13 Şubat'ına kadar devam edecek bu geçiş. Ee, Satürn'ün Satürn düzenin e, kuralların, yasaların gezegeni. Sorumluluk gerektirir, disiplin gerektirir çalışmakla ilgilidir, işle ilgilidir, görevlerimizle ilgilidir Satürn'ün enerjisi. Böyle olunca tabii ki Balık Burcu'nun sembolize ettiği konulara bir bakmak gerekiyor. Balık Burcu hayatımızda nelerle ilgili? Balık daha ruhsal bir burç, daha spiritüel, bilinç dışımızla alakalı, duygularımızla teması çok yoğun bir burç. Satürn gibi daha dünyasal kurallarla, yasalarla, e, temel sorumluluklarla, maddeyle daha fazla bağlantılı olan bir gezegenin balık gibi e, spritüel ve duygusal bir burçta sınırları koymakta da zorlanır biliyorsunuz. Balık sınırsızdır çünkü bilinç dışında sınır koymanız zordur. Duygularda ve ruhsal alanda da bir sınır koymak zordur. E, dolayısıyla burada Satürn'ün çok rahat edemeyeceğini söyleyebiliriz aslında. E, Satürn kova burcunu ve oğlak burcunu yönetir son geçtiğimiz 6 yıllık süreç içerisinde de Oğlak ve Kova burcunda transitteydi biliyorsunuz. Buralarda Satürn kendini daha güçlü bir şekilde ifade etti. Sembolize ettiği konularda daha otoriter, daha kuralcı, daha gücü görünür bir şekilde ön plandaydı. Şimdi Balık burcunda bir Satürn'ün o istediği sorumlulukları verme, sınırları koyma konusunda biraz zorlanabileceğini burada söyleyebiliriz ya da balığın sembolize ettiği konularla ilgili hayatımızda biraz daha belki e, sorumlu davranmamız gerekecek ve orada sınır koymaya çalışmamız gerekecek Öncelikle bunlar neler olabilir e, Balık inançlarla ilgili Jüpiter tarafından yönetiliyor biliyorsunuz maneviyat din inançlar, ee, tüm bunlar e, balık burcun sembolize ettiği konular. <laughs> Özellikle Satürn balık burcundayken e, belki Satürn'ün kurumsal enerjisi kurumsal dini yapılar e, ve bunlarla ilgili konularda zorluklar getirebilir. Ve balık burcunun Hristiyanlıkla da daha fazla bir sembolikte e, önemli bir ilişkisi var. E, Hristiyanlıkla ve tabii bu e, dinin kurumsal yapısıyla ilgili alanlarda bu önümüzdeki süreçte e, bazı düzenlemelerin ve bunlarla ilgili belki özellikle otorite figürü e, konumundaki kişilerin, yapıların zorlanmasını, sorumluluklarla yüzleşmesini ve buralardaki eksiklerin, hataların daha fazla görünür hale gelmesini bekleyebiliriz. Bununla birlikte inançlar dedik ve New Age bazı inançlar ve bunlarla ilgili uygulamalar özellikle Neptün'ün de 2012'den bu yana balık burcundaki transiti ile beraber çok daha fazla gündemimizde. Şimdi buralarda bu inançlar ve tüm felsefeler, mistik yapılarla ilgili Satürn etkisi bazı sınırlamalar getirebilir, elemeler getirebilir ve buralardaki yanlış uygulamaları, hataları daha fazla görünür hale getirebilir bu süreçte. Satürn balık burcundan geçişinde inançlar, din, maneviyat konularına bir düzen getirmeye çalışacak aslında. Yani buradaki dağınıklıkları biraz daha böyle bir toparlamaya çalışacak. Sistem, düzen, çalışma ve buralarda belki daha planlı bazı disiplinli uygulamalar, işte yanlışlarla doğruları ayıklama anlamında ee, daha fazla elimize taşın altına koyabileceğimiz e, gelişmeler söz konusu olabilir ve e, Satürn balık da tabii su ve sularla ilgili her şeyi yönetir. Balık burcu, denizler, okyanuslar bunlardan birisi. Dolayısıyla Satürn burada su anlamında e, bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Yani kısıtlamalar olabilir, kuraklık ve bunun etkisiyle suyun değerini daha fazla anlayacağımız. E, suyu kullanırken belki biraz daha planlı, daha disiplinli olmamız gereken bir dönemde olacağız. Daha fazla burada e, programlı olacağız. E, kısıtlamalar olabilir bu dönemde, sıkıntılarımız olabilir. E, denizlerde, okyanuslarda bazı problemler artabilir. Tabii ki doğa olaylarıyla ilgili özellikle denizlerde, okyanuslarda olabilecek bazı doğa olayları. E, deprem, tsunami gibi konular ne yazık ki bunlar da tabii ki e, sınavlarımız arasında olabilir. Neptün de 2025'e kadar halen daha biliyorsunuz balık burcunda e, burada hem Satürn'ün hem Neptün'ün önümüzdeki iki yıl balık burcundaki geçişi sular ve e, denizler okyanuslar alanındaki e, derslerimizi sınavlarımızı arttırabilir sularla ilgili sıkıntılar bununla sınırlı kalmayabilir e, bulaşıcı hastalıklar gibi biraz daha e, yani kullanılan sular içme suları buralarda bazı problemler görülebilir ee, aynı şekilde sıvılarla kimyasallarla ilgilidir tüm ilaç ve benzeri yapılar ve bu alandaki sektörel kurumsal yapılar, ilaç şirketleri gibi Satürn'ün balık burcundaki geçişinde etkileneceklerdir ve bu da o, e, son birkaç yıldır belki yapılan e, özellikle uygulamaların Biraz daha belki ciddi bir şekilde e, onların eksikleri, hataları, yanlışları, her neyse bunlar da yüzleşmeler olup sınanmalar, dersler, kısıtlamalar, sıkıntılar e, bunları da getirebilir. İlaçta e, kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Yani bazı ilaç e, sektöründe yoksunluklar olabilir ne yazık ki. O yüzden sağlık sektörü, ilaç sektörünün de burada Satürn'ün balık burcu geçişinde temkinli olması gerekiyor. Buralarda da tabii ki yanlışlar, doğrular daha bir iyi analiz edilecek, daha fazla görünür hale gelecek bir düzenleme içerisinde olacağız. Ee, belki yanlış ilaçlar, zararlı ilaçlar burada fark edilecek. Hani bunları e, bir şekilde üreten şirketler, firmalar belki daha fazla cezai yapılandırmalar içerisine girecek. Ee, bunlar, bunları tüm dünya kamuoyunda aslında izleyeceğimiz, deneyimleyebileceğimiz bir süreçte de olabiliriz tabii ki. Bununla birlikte uyuşturucular, alkol ve benzeri konular da yine balıkla ilgilidir. Bağımlılıklar, bağımlı olan kişiler, dünya üzerinde e, iradeyi elinde çok tutamayan kişiler. Yani Satürn balıkta biraz irade, irade konusunda sıkıntılar yaratabilir burada. Yani otorite zayıflıkları gibi. Ee, aynı şekilde e, çeşitli nedenlerden ötürü iklim koşulları olabilir, savaşlar olabilir, işte doğal nedenler nedeniyle e, bulundukları yerden gitmek zorunda kalan göçmenler, bir şekilde yardıma, e, bakıma muhtaç olan kişiler, e, tüm buralarda bunların ortaya çıkardığı kişisel veya toplumsal alanlardaki baskılar. Aşırı, daha fazla sorumluluklar, daha fazla görevler e, gündemimizde olabilir. Dolayısıyla aciziyet içerisinde olan kişiler ve insan toplulukları, göçmenler, göçmek zorunda kalan kişiler, işte hastalar, bakıma muhtaç kişiler, e, iradeyi elinde tutamayan kişiler ki bunlar bağımlılıkları olan e, kişilik, e, kişiler de olabilir. Bunlarla ilgili kurumlar, işte hastaneler, bakım evleri, huzur evleri, gibi toplumsal kurumlar ve kuruluşlar bunlarla ilgili zaman zaman yine kamuoyunda çok görünür şeylerle karşılaşabiliriz yani buradaki yine eksikleri hataları görebiliriz farkındalıklarımızı arttıracak deneyimlerimiz olabilir Unutmayın Satürn'ün yaşattığı ve yaşatabileceği her şey hayatımızda aslında kişisel tekamülümüzde, toplumsal tekamülümüzde bizi ileriye taşıyacak bir şeyleri öğretmek içindir. Yani biz bir Satürn'ün transiti sırasında sıkıntıyla karşılaşıyorsak, zorluklar yaşıyorsak o dersleri zamanında öğrenmediğimiz içindir. Yani ödevini yapmayan bir öğrenci gibi düşünün. Orada bir sıkıntımız vardır, bir eksikliğimiz vardır. O yüzden zorlanırız. İşte öğretmen bize eksik not verir veya bir şekilde cezai bir yapılandırma içerisine gireriz. Zorlanırız ama tekrar çalışmamız gerekir. Tekrar öğrenmemiz gerekir. Sorumluluk almamız gerekir. Disiplin içerisinde olmamız gerekir. Sabırlı olmamız gerekir. Satürn'ün negatif yönleri nedir? Bizi sınar, korkutur, endişelendirir, gelecek kaygısı yaratır. Eksiklikler verir, yoksunluklar verir. Bunların oluşmaması için, bu, bunlarla sınanmamak için e, Satürn'ün bize öğretmesi gereken, öğretmeye çalıştığı konuları öğrenmemiz ve gerçekten orada bilinçli ve sorumlu olmamız gerekir. Balık Burcu hayaller, idealler, vizyonlar, umutlar, ilham, sanat, e, yaratıcılık bunlarla ilgili ve dolayısıyla e, Satürn gibi bir gezegenin Balık Burcu'ndaki <laughs> geçişi aslında e, tüm bu ilhamlarımızı, yaratıcılığımızı, vizyonlarımızı, hayallerimizi de biraz daha belki gerçekleştirmek için, gerçeğe dönüştürmek için bize daha fazla sorumluluk vermeye çalışacak. Hayaller mi gerçek olacak? Gerçekler mi hayal olacak? Hani bu ikilemi çok fazla deneyimleyebiliriz. Böyle olunca tabii ki e, Metaverse gibi gelişmelerin Güncel hayatımıza daha fazla gireceğini söyleyebiliriz. Evet, satürn inşaat demek, yapı demek, iş demek, sorumluluk demek. Ama bunlar görünmeyen hani o aslında var olmayan ama var gibi görülen işte bu metaverse tarzı yapılar gelişmeler içerisinde hayatımızda daha fazla yer etmeye başlayacak. Burada tabii ki hayaller gerçek mi oluyor yoksa gerçekler hayal mi kavramını belki çok daha fazla insanlık olarak sorgulayacağız, bu ikilemleri yaşayacağız. Biraz bu süreçte gerçekten psikosomatik sağlık sorunlarının, ruhsal problemlerin artmasını bekleyebiliriz. Çünkü özellikle balık psikolojimizle bilinçaltımızla ilgili ruh halimizle çok ilgili ve Satürn burada bu alanlardaki sıkıntıları arttırabilir Dolayısıyla ruhsal dengemizi korumak adına biraz daha belki kişisel anlamda dikkatli olmalıyız bu anlamda zayıflıkları olanların bu süreçte daha fazla zorlanmasını da bekleyebiliriz etrafımızda ilgilenmemiz gereken işte Psikolojik bozukluğu olan, ruhsal sorunları olan, bağımlılıkları olan kişiler, yapılar, topluluklar daha fazla görünür hale gelebilir tüm insanlık için. Veya bu yapıları çok fazla öne çıkaran uygulamalar daha fazla görünür hale gelebilir. Bunlar belki olmaması gereken konulardır ve buralarda yüzleşmelerle de karşılaşabiliriz. Medyayı da yönetir Neptün. Medyadır, sinemadır, televizyondur. Tüm yayın kuruluşlarıdır. Burada tabi özellikle satürnün kurumsal enerjisi nedeniyle kurumsal medya yapılandırmaları, film sektörü gibi alanlar. Bazı sektörlerin, bazı kurumların burada sıkıntıya girmesine, belki kapanmasını, hayatımızdan çıkmasını da bekleyebiliriz. Bazıları da yeni yapılandırmalar içerisinde olabilir. Tamamen yaşamımızda medya ve bu alanlarda Satürn'ün etkisiyle biraz daha fazla bilimsel gelişmeler de bekleyebiliriz. Zaten özellikle telefonlarımız da artık birer medya aracı olduğu için her şey daha fazla hayatımızda medyanın çok daha fazla öne çıktığını sosyal medya ile beraber görüyoruz. Buralarda bazı sınırlamalar mı olması gerekiyor yoksa bazı özellikle belki de daha fazla e, sınırları aşmamızı, hayallerimize ulaşmamızı sağlayacak bazı bilimsel keşifler mi olacak yapılar mı olacak İşte bu bunlarla da e, bu önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşabiliriz. Bundan önceki e, Satürn'ün balık burcundaki geçişlerine baktığımızda 16 Aralık 1964 3 Mart 1967 yılları arasında Satürn balık burcundaydı. Bu dönemde doğanlar için, bir satürn döngüsü söz konusu olacak e, ikinci satürn döngülerini yaşayacaklar ki kuşkusuz önemli ve e, en son 28 Ocak 94 7 Nisan 96 yılları arasında satürn balık burcundaydı bu dönemi de bir şöyle gözden geçirin e, yaşı müsait olanlar hatırlasın o dönemde neler yaşandı 28 Ocak 94 7 Nisan 96 arasında ülkemizde neler yaşandı ve bu dönemde doğanlar da ilk Satürn döngüsünü yaşayacak. Onlar da artık ilk Satürn döngülerini yaşayarak yetişkin oluyorlar. Sorumluluklarda daha fazla yüzleşiyorlar. Ee, i̇lk Satürn döngüsü önemlidir. Biraz zorlar ama artık büyü büyüdükleri bir dönemdeler. Keşeliklerinin oturduğu, artık ayaklarının üzerine bastıkları e önemli bir süreçte olacaklar. Evet en son Satürn'ün balık burcunda transitte olduğu 28 Ocak 94 ile 7 Nisan 96 arasında aslında e, günümüzün şu anını da etkileyen özellikle siyasi yapılandırılmasında e, yönetimsel anlamda önemli bazı e, oluşumlar vardı. E, Satürn çünkü ülkemizin MC noktası balık olduğu için bu 3 yıllık dönemde yönetim alanından liderlik alanından geçecek. dolayısıyla bir önceki döngüde aslında temelleri atılmış olan o siyasi yapılandırmalarında önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde başka bir döngüye geçmesini ve burada gerçekten önümüzde daha uzun vadeli ülkemizi etkileyecek bir siyasi oluşumun yapılandırmalarının yönetimsel bir düzenlemenin olmasını da bekleyebiliriz. Aynı zamanda dünyanın tüm dünya kamuoyunda ülkemizin daha fazla dikkat çekmesi, daha fazla sorumluluklar alması, biraz daha güçlenmesini de bekleyebiliriz otorite anlamında. Çünkü akrep burcu bir güneşimiz var. Ve dolayısıyla Satürn balık burcunda aslında güneşimize üçgen açıda olacak. Bu da biraz daha yönetimsel anlamda, dünya kamuoyunda otorite bakımından dikkat çekici. Daha güçlenme, daha fazla söz sahibi olma gibi ...önemli etkiler getirebilir ülkemize. 94 yılının biliyorsunuz yine bir ekonomik kriz gibi de önemli bir unsuru var. Ki Satürn balık burcunda piyasalarda ekonomi anlamda belirsizlikler, kaotik bir dura durum getirebilir. Psikolojik anlamda bunalımlar da getirebilir, ekonomik bunalımlar da getirebilir. Önümüzdeki süreçte ekonomi ve finans konularında da gerçekten bu bunalımları aşma konusunda biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Zorluklar olabilir hem ülkemiz için hem tüm dünya için. Kişisel olarak baktığımızda balık burcu kişisel doğum haritalarımızın hangi evindeyse o ev alanında bir yapılandırma, düzenleme, sorumluluklarla yüzleşme bekleyebiliriz bu dönemde. Bunu da özellikle yükselen burçlarımıza göre takip etmekte fayda var tabii ki. Şimdi kısa kısa genel hatlarıyla yükselen burçlarınıza göre Satürn balık transiti sizi nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Satürn önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde 12. evinizde transitte olacak. Lütfen bu videonun başındaki genel etkiler, açıklamalar bölümünde izleyiniz. Burada 12. evdeki bir Satürn size hayatın daha manevi yönlerini, ruhsal yönlerini keşfettirebilir. Biraz inziva, biraz kendinizi hayattan soyutlamanız, biraz tefekkür etmeniz mümkün. Sağlığınızla ilgili, yaşamınızın düzeniyle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bağımlılıklardan kurtulmak gibi, sağlık sorunlarınızı çözmek için belki biraz daha çaba gösterebilirsiniz. Ya da sağlığınızı iyileştirmek için yaşam düzeninizde önemli adımlar atabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ruhsal konularda derinleşmeler olabilir, özellikle bilinçaltınızda önemli açılımlar olabilir. E, hayatın materyalist yönlerinden ziyade bu dönemde Satürn size hayatın manevi yönlerini keşfetmeniz, buralarda bir şeyleri öğrenmeniz, kendinizi geliştirmeniz için daha fazla sorumluluk getirebilir. Değişken burçlarımızı daha fazla etkileyeceği için Satürn'ün Balık burcundaki geçişi, lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız. Özellikle Balık, Başak, ikizler, Yay burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, Satürn'ün Balık'taki geçişi transit olarak sizin için daha etkili olacaktır bunu lütfen kontrol ediniz. Bu dönemde maneviyata önem vermek, hayatı biraz daha sorgulamak gerekiyor. Bunun için tefekküre yönelmeniz çok faydalı olabilir. Yardım faaliyetleri, çevrenizde ihtiyaç sahipleriyle daha fazla ilgilenmeniz öne çıkabilir. sağ Yaşamınıza sizin için önemli kalmamış artık zarar veren bazı alışkanlıkları, uygulamaları, bunlar düşünceler olabilir, inançlar olabilir, bağımlılıkları olabilir, iş ve çalışma ile ilgili konularınızda olabilir. Bunları hayatınızdan ...çıkarmanız için de size önemli farkındalıklar verebilir. Sevgili Boğa'lar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, Satürn önümüzdeki 3 yıl 11. evinizde olacak. Burası sosyal bir alandır, çevrenizdir, arkadaşlarınızdır. Ee, tabii ki Satürn bazı elemeler getirebilir, bazı arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bazı e, toplumsal faaliyetler, grup çalışmaları, organizasyonlar içerisinde görevler alabilirsiniz. Daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. E, sosyal çalışmalar olabilir. Bunlar T kamu yararını olacak bazı çalışmalar da olabilir. İş konularında, kariyer konularında yeni projeler almanız, buralarda sorumluluklar almanız da mümkün. Kariyerinizi destekleyebilecek bir alan aslında. Bunun yanı sıra kariyerden gelen kazançlarınızı e, maddi manevi yapılandırmanız anlamında da biraz daha planlı ve disiplinli olmanız gerekebilir. Videonun başındaki genel etkiler, açıklamalar bölümünde lütfen izleyiniz sevgili boğalar satürn balık burcundan geçerken değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek o yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle balık başak ikizler ya da yay burçlarında değişken burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa satürnün bu geçişi sizin için çok daha önemli olabilir Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Satürn balık burcundan geçerken 10. evinizde olacak. Bu sizin için önemli bir transit. Çünkü siz bir değişken burçsunuz. Değişken burçlarımız çok daha fazla etki alıyorlar. Önümüzdeki 3 yıl kariyer konularında yapılandırmalar var sizin için. İş konularında, mesleki konularda sorumluluklar alabilirsiniz bir işe başlamanız olabilir, çalışma hayatına geçmeniz olabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz, çalıştığınız işte başarı elde etmeniz, burada işinizin otoritesi olmanız, sorumluluklarınızın görevlerinizin artması mümkün. Yaşamdaki statünüzde de güçlenmeler, değişimler olabilir. Yaş grubunuza göre bunlar değişebilir. Evlenebilirsiniz, anne baba olabilirsiniz, i̇şte iş sahibi olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yapılandırmaları bekleyebiliriz. Bunlarla paralel yer değişimleri, hayatınızda yeni bir düzen kurmanız, taşınmanız, çevre değişimleri ve benzeri etkiler de olabilir. Aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili konular da devrede olacak. Tabii ki anneniz, babanız, onların yaşamlarında da bazı düzenlemeler, değişimler olabilir, yapılandırmalar olabilir. Onların sağlıkları ve sizin onlarla ilişkileriniz sizin onlarla bağlantılı sorumluluklarınız ve benzeri alanlarda da önemli yapılandırmalar söz konusu olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Satürn balık burcunda transitteyken sizin 9. evinizde olacak. Lütfen bu videonun başındaki genel açıklamalar bölümünü izleyiniz. Değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa Satürn'ün bu geçişi sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir. Satürn'ün olduğu yerde bir düzenleme vardır, sorumluluklar vardır, hayatımızda yapılar kurabiliriz. Örneğin sizin için akademik alanda, üniversite hayatı gibi, eğitim gibi alanlarda çalışmalar olabilir, bir eğitime başlayabilirsiniz, sorumluluklar alabilirsiniz. Bu sizin için bir iş de olabilir. Medya, yayıncılık, basın gibi işlerde çalışmalarınız olabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda etkiler var. Belki yurt dışında yerleşme konunuz var. Yurt dışı ile bağlantılı işler, belki yurt dışında okumak ve benzeri alanlarda Satürn'ün buradaki geçişleri önemli bazı size sorumluluklar getirebilir. Zaman zaman evet kısıtlamalar, engeller de hissedebilirsiniz. Ama disiplinli ve planlı davrandığınız takdirde Satürn'ün buradaki transiti size önemli kazanımlarda getirebilir bu transiti sürecin e, süresince Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar satürn balık burcunda transitteyken 8. sekizinci evinizde olacak lütfen e, kişisel doğum haritalarınıza bakınız değişken burçlarda balık başak ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz var mı varsa bu transit daha bir etkili olabilir sizin için ve bu videonun bütün açıklamalar bölümünü ilk bölümünü izleyiniz genel etkilerden bahsettim bu da çok önemli 8. evinizde Satürn geçerken biraz sizi krizler bazı zorluklar getirebilir özellikle parasal konularda şöyle eşinizin kaynaklarında bazı daralmalar olabilir kısıtlamalar olabilir Belki para konularında borçlanma konularına daha dikkatli yaklaşmanız gerekiyor ancak bir yatırım için belki bir borç alabilirsiniz bu da sizi birkaç yıllık süreç içerisinde paranızı daha doğru, disiplinli harcama konusunda biraz daha öğretici olabilir. E, miras gibi, nafaka gibi, hisseli paralar, vergi vergi gibi konular olabilir. Emeklilik gibi, sigorta gibi bir konunuz olabilir. Buralarda yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz Satürn 8. evinizden geçerken. Hayatın biraz daha manevi konularına yönelmeniz mümkün. Hem ruhsal anlamda şifa, hem de fiziksel anlamda şifadır. Bu da sağlığınızla da ilgili konularda e, sorunlarınızı fark etmeniz ve bunları çözmek için de bu e, zaman zaman e, bazı zorluklar getirebilir size. E, Satürn'ün 8. evinizden geçişleri. Burası ölüm, dönüşüm evi. Evet, kayıplar olabilir hayatımızda maddi manevi. Bazı kayıplarla yüzleşebiliriz, bazı krizler olabilir. Ama tüm bunlar da aslında size çok derinden çok önemli ruhsal bir şey e, getirirler farkındalıklar getirebilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Satürn'ün balık burcundaki geçişinden en fazla etkilenen değişken burçlarımızdansınız. Çünkü tam karşıt açıdan alacaksınız bu Satürn geçişini. lütfen videonun başlangıç bölümünü izleyin. Çünkü orada genel etkilerden bahsettim. 7. evde olacağı için bu geçiş her şeyden önce her türlü ilişkinizde, ilişki dinaminizde birazdan ciddiyet gerektiriyor. E, i̇lişkilerde sorumluluklar alma dönemindesiniz. Bu bir evlilik getirebilir size. Yani Satürn yüzeysel ilişkiler gezegeni değildir ama evlilikleri destekler. Çünkü evlilikte bir e, söz verme vardır, bir sorumluluk vardır, uzun vadeli bir taahhüt vardır. Dolayısıyla 7. evinizden Satürn geçerken Evlilik olabilir bu üç yıllık süreç içerisinde. işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konularınız olabilir. Ee, ama sorunlu ilişkileriniz, artık bitmesi gereken, düzelmesi mümkün olmayan ilişkileriniz de bitecektir. Yani orada satın bir şeyleri eleyecektir hayatınızda. Bunlar ilerlemesi mümkün olmayan ilişkilerdir. Aynen zayıf bir binanın yıkılması gibi düşünün. Ama binayı güçlendirmeniz de mümkündür. Eğer e, hala daha kurtulması, ilerlemesi e, mümkünse burada o binayı güçlendirip devam da edebilirsiniz. Ama zayıfsa bunlar hayatınızdan elenecek ve yeni ilişkiler, yeni temeller atacaksınız bu alanda. Partneriniz, yakın bir arkadaşınız ya da eş, ortağınız hani onların yaşamında onları geliştirecek, onları büyütecek, sorumluluklarını arttıracak bazı deneyimler olabilir. Belki bir işle ilgili bir konu, kendilerini geliştirmek anlamında bir deneyim süreci, belki bir hastalık ve benzeri konular da olabilir. Yani sınavlar bu alanlardan da gelebilir. Ama bunları da açtığınız takdirde her şey daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir önümüzdeki süreçte sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Satürn'ün balık burcundaki geçişi 6. evinizde olacak. Lütfen videonun giriş bölümünü izleyiniz açıklamalar, burada detaylar önemli ee, ve lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız. Çünkü öncelikle değişken burçlarımız etkilenecek. Ee, Balık burcunda, başak burcunda, ikizler ya da yay burcunda kişisel gezegenleriniz var mı? Eğer varsa Satürn'ün bu transiti sizin için çok daha önemli olabilir, etkileri güçlü olabilir. 6. evinizden geçerken günlük yaşamınızdaki detaylara dikkat etmek gerekiyor. Satürn burada size yeni disiplinler getirecek. Belki yeni bir işe, bir mesleğe başlamanız bir mesleği öğrenmek için çalışmanız olabilir. Buralardaki sorumluluklar olabilir. Günlük hayatınızda biraz daha yorulmanız, daha fazla çalışmanız anlamına geliyor. Hani yardımlar almakta zorlanabilirsiniz. Ev ortamında da olabilir, iş ortamında da olabilir. Sanki daha fazla çalışıp daha fazla yorulmak, daha fazla sorumluluk almak gibi bir etkiden bahsediyoruz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Çünkü sağlıkla ilgili zayıflıklarınız, ihmalleriniz varsa onları görünür hale getirecektir. Sağlıkta zorlanmalar olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek için tedavilere başlayabilirsiniz veya daha uzun vadeli, daha kaliteli bir yaşam, daha iyi bir sağlık için ve i̇şte beslenme programınızı değiştirmeniz, e, bağımlılıklarınızı bırakmanız, çalışma düzeninizi değiştirmeniz gibi burada yeni yapılar, düzenler kurabilirsiniz hayatınıza. Evcil hayvanlarla ilgili sorumluluklarınız olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili sıkıntılar olabilir. Kayıplar, hastalıklar olabilir. Veya evcil hayvanınız yoksa bir evcil hayvan edinebilir. O da size ne yapar? Hani bir günlük düzeninizde bir sorumluluk getirir. Yeni bir düzen getirir hayatınıza. Bunun gibi etkilerden bahsedebiliriz bu süreç içerisinde. Sevgili teraziler, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Satürn'ün balık burcundaki geçişi 5. evinizde olacak. Lütfen videonun giriş bölümlerini izleyiniz. Orada daha detaylı açıklamalar söz konusu. 5. evinizden Satürn geçerken. Burada çocuklarla ilgili konularda sorumluluklarınız olabilir. Çocuk sahibi olmak gibi örneğin. Veya çocuklarınız var ama onlarla ilgili biraz zorlanabilirsiniz. Yani işte belki sınava hazırlanma dönemindeler, biraz sizi yorabilirler çocuklar. Ee, sorumluluklarınız artabilir. Bununla beraber yeteneklerinizi keşfetmek anlamında bir hobiye başlamanız. Ama bunu biraz daha ders çalışır gibi düzenli yapmanız gerekiyor. Yani sadece keyif için değil kendinizi geliştirmek için düzenli bir çalışma programına başlayabilirsiniz örneğin hatta bunu iş haline getirebilirsiniz. Hani hobinizi bir iş haline getirebilirsiniz. Aşk hayatınızda romantik konularda kısıtlamalarınız olabilir. Burada daha ciddi konularla yüzleşmeniz gerekir. Yani dolayısıyla yüzeysel ilişkiler bitebilir ya da ilişkileriniz artık hani eğlence düzeyinden biraz daha ilişkinizin sorumluluğunu alma düzeyine, daha sorumluluklara yönlenebilir. Parasal konularda şans oyunlarında falan dikkatli olmak lazım. Satürn burada çok şansa izin vermez çünkü. Daha planlı, daha düzenli, daha mantıklı hareket etmek gerekiyor. O yüzden özellikle şansla ilgili konularda, spekülatif alanlarda kayıplar olabilir. Kayıplar olmaması için çok fazla risk almamak, daha uzun vadeli, daha ciddi hareketler içerisinde olmakta fayda var. Eğlence konuları biraz hayatınızda zayıflayabilir. Hani hayatta böyle daha işte iş gibi, disiplin gibi, çalışmak gibi konular günlük hayatınıza daha fazla kendini gösterebilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar en fazla etkilenen burçlardansınız. Çünkü değişken bir burçsunuz. Önümüzde 3 yıllık sizin için önemli bir dönem var. Dördüncü evinizden geçecek Satürn. Lütfen videonun giriş kısımlarını izleyiniz. Orada genel açıklamalar yaptım. Satürn balık burcunda özel yaşamınız, ev yuva alanları, ailevi konularda daha fazla sorumluluk getiriyor. Burada tabii ki biri böyle evlenmek, yuva kurmak, aile sorumluluğu almak gibi hani hayatınızda çok genel anlamda bir yapı kurmanız e, mümkündür. Çünkü köşe ev burası ve çok önemli bir ev. Aile olmak, işte e, evlenmek böyle bir şey. Mesela anne-baba olmak böyle bir şey. Ebeveyn olabilirsiniz. Ailenizle ilgili annenizin, babanızın sorumlulukları olabilir. Belki onların hastalıkları olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir taşınmak, yer değiştirmek gibi konularınız olabilir. Aileye ait emlak, mülk, toprak, bunların satılması, kiralanması, dönüştürülmesi gibi hani yeni bir inşaat gibi hani zayıf olan bir evin yıkılıp hani yeni bir şey yapılması gibi böyle etkiler de olabilir. Bunlar çok genel etkiler. Ee, ve tabii ki kişisel harita, haritalarınızda, gezegenlerinizde yaptığı açılarla birlikte önümüzdeki 3 yıl aslında sizin için çok önemli bir transit alanı. Bu daha bireysel etkiler olarak da incelenmesinde fayda var. Ee, çok güçlü bir alan ve bu süreçte bu transit sürecinde aslında e, yaşamınızın temel yapılarında ev, yaşam alanı, aile gibi alanlarda da önemli bir temel atmış olacaksınız. Bir yapı kurmuş olacaksınız sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Satürn sizin gezegeniniz ve artık balık burcundaki yolculuğuna 7 Mart'ta başlayacak. 3 yıllık dönem içerisinde 3. evinizde transitte olacak e, Satürn. Lütfen videonun giriş bölümlerini izleyiniz. Orada genel açıklamalar var. Bunlar da önemli. 3. evinizde olacağı için e, aslında değişken burçlarımız daha fazla etkileniyor. Sizi çok fazla zorlamayacaktır bu süreç içerisinde. Ama lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz varsa bu etkiler artar. Daha fazla hissedebilirsiniz. Üçüncü ev alanı olunca biraz yakın çevre, kardeşler, işte komşular, akrabalar, onlarla ilgili alanlarda yapılandırmalar olabilir. Kardeşlerle ilgili sorumluluklarınız olabilir ya da onların hayatlarında biraz daha belki bu dönemde onların sorumluluk almasını gerektirecek konular var. Komşularla ilişkilerinizde düzenlemeler olabilir. Bir komşunuz ayrılabilir yakınlarınızdan. Başka bir komşuyla ilişkiniz başlayabilir yeni bir eğitime başlamanın söz konusu. Eğitimle ilgili işler, hani öğretmenlik gibi işlerde de mesela siz kendiniz böyle bir sorumluluk alabilirsiniz. Reklam, promosyon, tasarım işleri, halkla ilişkiler, iletişimle ilgili işler. Buralarda mesela bazı sorumluluklarınız olabilir. Bir şeyleri öğrenmek için aslında zihinsel faaliyetler, entelektüel çalışmalar, eğitim bir şeyler yazmak çizmek üretmek buralarda da kişisel anlamda daha fazla sorumluluk alıp daha fazla çalışabilirsiniz bu süreç içerisinde sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Satürn bu dönemde ikinci evinizde olacak artık sizin burcunuzun ayrılıyor 7 Mart itibariyle ve tabii ki bu iki buçuk üç yıllık süreç içerisinde sizi büyüttü olgunlaştırdı yeni şeyler öğretti size e şimdi ikinci evinizde olacak Lütfen videonun giriş bölümlerini izleyiniz. Orada genel açıklamalar var. Bunlar da önemli. Satürn değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Aslında burcunuzdan Satürn çıkınca böyle size önemli ödüller de verebilir. Eğer bu son 3 yıldır çalıştığınız, çabaladığınız bir şeyler hayatınıza kattıysanız size çok güçlü ödüller de verebilir. Şimdi ikinci evinizde olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer değişken burçlarda balık, başak, ikizler ya da yağ burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Satürn'ün balık geçişi sizin için çok daha etkili olacaktır. Ee, eğer yoksa değişkenlerde gezegenleriniz daha hafif olacaktır bu süreç sizin için. Para elinizde olacak. Burada parasal konulara bir çekidüzen vermek istiyor. Bir yandan para kazanma disiplini getirir size. Yani e, genç bir kovasınız, öne işe gireceksiniz. Artık bir para kazan para kazanmayı öğreneceksiniz. Paranız var. Bunu nasıl kullanacaksınız? Değerlendireceksiniz. Buralarda ilgili bir disiplin söz konusu olabilir. Eğer para kavramınız biraz zayıfsa, artık daha belki paranızı tutmak, biriktirmek konusunda, paranızı kontrol etmek konusunda daha disiplinli olacaksınız. Öğretici bir süreç olabilir sizin için. İşte kısıtlamalar olabilir zaman zaman kaynaklarınızda. E bu da ne yapacak? Paranızı daha doğru kullanmanız için, planlı kullanmanız için sizi disiplin altına alacak. Bir öğretici, söz, öğretici bir durum bu sizin için. Yeteneklerinizi keşfetmenizi istiyor yeteneklerinizi keşfedip aslında kendinizi maddi manevi güvende hissetmek için buralarda bir disiplin geliştirmeniz, biraz çalışmanız lazım. Neye yeteneğiniz varsa onu kullanıp çalışıp bir değer üretebilirsiniz bu dönemde sevgili kovalar. Önümüzdeki 3 yılın asıl konusu bu diyebilirim sizin adınıza. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet siz başroldesiniz. Kuşkusuz sizin için çok önemli bir transit. En son 1994 ile 90, 6 yılları arasında Satürn balık burcundan geçmişti. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Hem yükselen burcu balık olanlar hem güneşi balık olanlar için önemli bir transittir. Bu unutmayın. Büyüyeceksiniz, gelişeceksiniz, olgunlaşacaksınız. İster isteyin, ister istemeyin. Yani Satürn size bu dönemde önemli dersler getirecek. Zorluklar olabilir kuşkusuz. Ciddi bir öğretmen olduğunu ve biraz da derslerinin ağır olduğunu düşünün. Dolayısıyla çalışkan bir öğrenci olmanız, disiplinli olmanız, sorumlu davranmanız gerekiyor. Hayata böyle e, sorumluluk almadan e, bakarsanız ve biraz böyle tembellikler yaparsanız, boş vermişlikler içerisinde olursanız, irade göstermeniz gereken yerde göstermezseniz o zaman Satürn sizi zorlayacaktır burada. Yükselen balıklar özellikle bedensel anlamda genel sağlığınız, iskelet sisteminiz, dişleriniz, kemikler, dizler biraz hassas olabilir. D vitaminine dikkat edin. Kalsiyum alımına dikkat edin. Çünkü buralarda zayıflıklar olabilir. Ee, sorumluluklar artabilir hayatınızda. Bir iş sorumluluğu, bir ilişkiyle ilgili, evlilikle ilgili sorumluluklar olabilir. Yaşam düzeninizde değişimler olabilir. Kendinize bir düzen kurmak için örneğin. Yani bulunduğunuz yerden taşınmanız, yeni bir düzen, yeni bir inşa, yeni bir temel atmak gibi kavramlardan bahsediyoruz. Ee, sorumluluklarınız artıyor her anlamda. Bu sorumluluklarla yüzleşirseniz, ve gerçekten bu 3 yılı iyi değerlendirirseniz güçlenerek çıkacaksınız. Otoriteniz artacak. Önemli şeyler öğreneceksiniz ve maddi manevi gerçekten size büyük ödüller getirecek. Satürn'ün bu transiti. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa işte balıkta güneşiniz yükseliniz olabilir ama yine başka gezegenleriniz de balıktaysa bu biraz daha etkileri arttıracaktır. Yay burcunda, ikizler burcunda, e, özellikle başak burcunda gezegenleriniz varsa bu etkiler katlanarak artacaktır. Yani ne kadar değişkenlerde burcunuz varsa Satürn'ün bu transiti sizin için çok daha zorlayıcı olabilir. Ve lütfen e, videonun giriş bölümlerine bakınız. Orada genel açıklamalar yaptım. Bunlar da sizin için çok aydınlatıcı olabilir. Satürn kişiliğinizi e, burada e, büyütecek. Yani olgunlaşacaksınız yetişkin olacaksınız. Özellikle 28-30 yaş dönemindeyseniz biraz daha burada zorlayıcı olabilir. Çünkü genç yaştakileri daha çok zorlar Satürn. İşte hayatınızda baba kavramı gibi otorite figürleriyle ilgili alanlarda zaman zaman onlarda ilişkilerde sıkıntılar olabilir, zorluklar olabilir, yoksunluklar olabilir. Buralardaki sıkıntılar artabilir. Biraz daha orta yaşlardaysanız sağlık konularındaki sıkıntılarınız biraz artabilir. Hayatınızı düzenlemenizi istiyor. Hayatınızda ne gerekli ne gereksiz. Hani bunları bir fark etmek gerekiyor. Daha farkındalıklı ve bilinçli olmanız gerekiyor. Ve bundan sonraki süreç için yaşamınızın kalitesini arttırmak adına hayatınızda artık gereksizlerden kurtulup gerekli olan düzenleri, gerekli olan alışkanlıkları bu bir bakış açısı, bir inanç, bir düşünce, bir felsefe de olabilir. Bir iş de olabilir, alışkanlıklar da olabilir. Tüm bunları hayatınızda düzenlemeniz ve yeniden yapılandırmanız gerekiyor sevgili balıklar.